Efendim Ender'in sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Süleyman Seyfi Öğün hocamızla birlikte olacağız inşallah. Fakat Süleyman Seyfi Öğün hocamızı siz daha çok siyasi konularda ve uluslararası ilişkiler konularında yapmış olduğu yorumlardan biliyorsunuz, dinliyorsunuz. Bugün o konulara girmeden o konuları konuşan Süleyman Seyfi Öğün'ün daha geri planında neler var? O konuları konuşmak için neler tahsil etti, nasıl kazandı, o bakış açısını kazanmasına vesile olan, neden olan ve yani bugün Süleyman Seyfi Öğün'den bahsediyor isek, Süleyman Seyfi Öğün'ün olmasında katkısı olan durumları, kişileri, olayları, bakış açısını konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii benim için de zor olacak. Çünkü sizi görünce ister istemez hemen aklıma siyaset, milliyetçilik, nereye gidecek, bu ülkenin hali, uluslararası ilişkiler ne oluyor falan gibi sorular sormak geliyor. Hemen sormak için kendimi zor tutuyorum. Mafi bu program kültür programı, sohbet programı. Dolayısıyla o konulardaki görüşlerinizi zaten diğer mecralarda bir hakkın ifade ediyorsunuz. İzleyicilerimiz oradan da takip ediyorlar. Ben hakikaten çok merak ediyorum. Bu Süleyman Seyfi Öğün'ü bir kendine has olayları değerlendirme biçimi var. Bir bakış açısı var. Siz bu bakış açısını nasıl kazandığınızı düşünüyorsunuz? Şimdi bu benim tabii tarihle temas etmemle alakalı bir durum. Bu entelektüel hayatların şekillenmesinde İlk çekim alanı genellikle fikirlerdir. Yani insanlar hemen bir felsefe tarihi öğreneyim. İşte Kant ne demiş, Eflatun ne demiş. Fikirler ilgi çekiyor birinci planda. Tabii bu fikir tarihinin de kendine özgü bir ne diyelim ona deformasyonu da var. Yani her fikir bir formasyon içeriyor. O fikri ortaya koyanlar bunu yapıyorlar. İçinde bir mantık tutarlılığı var, olgusal karşılık bulma gayreti var vesaire. İkna edici, inandırıcı olmak istiyor. Fakat çok kararttığı şeyler de var. Yani hayat hakikaten çok geniş bir ırmak. Yani bir fikir onun bütününü, tamamını nasıl kavratabilir? Tabii filozoflar falan çok iddialı metinler ortaya koyuyorlar. Ben de öyle başladım. Yani fikirler çok cazip geldi. Böyle işte özellikle siyaset bilimi alanında bir tahsil görmeye başladıktan sonra en sevdiğim ders işte siyasi fikirler tarihi, siyasi doktrinler tarihi vesaire. Fakat sonra böyle bilemiyorum bir şey oldu herhalde. Bu fikirlerle tekrar hayata baktığım zaman ne görebiliyorum? Yani o fikirlerin hayattaki karşılıkları ne? Büyük boşluklar doğdu. Onu hissettim. Dedim ki yani tarih diye fikirlerden ayrı bir akış var ve bu bütün bir insanlığı aynı zamanda şemsiyesi altında topluyor. İnsanın yapıp etmeleri var, düşmeleri, kalkmaları var, zaferleri var, mağlubiyetleri var vesaire yani bildiğimiz hayat. Dolayısıyla onu fikirlerden bağımsız anlamaya gayret ettim. Yani daha çok tarih okumaya başladım. Onda da başka problemler ortaya çıktı. Çünkü onu neyle temellendireceğiz? Yani sadece bir vakanüvislik yapmak, tarihi hikaye etmek bunun bir anlamı yok. Bu sefer tekrar fikirlere döndüm ama bu kez daha temkinli bir şekilde. Yani tarihi anlamamı sağlayacak fikirlerle temas etmek. İşte daha çok sosyolojik düşünüş tarihi, doktrin tarihi. İşte orada bir Weber keşfi. Yani başlı başına tabii çok önemli. Marx aynı şekilde son derece önemli. Derken işte tarihçi okul dediğimiz bir okulla işte Braudel, Fabre, Bloch gibi metinleri okudukça falan. Yani sonuçta galiba bir denge tutturma noktasına geldim. Şöyle değerlendiriyorum. Metinler var. Bir de bağlamlar var.
Her metin bir bağlamdan doğuyor. Dünyevi metinleri kastediyorum tabii ki. Eğer dünyevi değilse metin, ilahi bir metinse bile tarihselleşiyor. Onun öyle bir açılımı var. Dolayısıyla metinlerle bağlamları, ki bu iyi bir Türkçe değil ondan eminim. Onun için bağışlarsanız İngilizcesini söyleyeceğim. Yani text ve context, onu kuşatan bağlam. Bunların ilişkileri beni hakikaten tatmin etti. Yani bunların ilişkilerini anlamaya dönük entelektüel gayretler beni tatmin etti. Tarih fikirlerden ibaret değil. Fikirler çok önemli bence. Yani insanın ufuklarını ortaya koyuyor. Ama bir de yaşanan hayat var. Oraya geri döndürüldüğü zaman fikirler tuhaf dejenerasyonlara, rejenerasyonlara uğruyor. Yorumlar dünyası çıkıyor. Çok ilginç o. Dolayısıyla bu ilişkiyi anlamaya dönük bir noktada sabit kadem durmaya niyetlendim. Tabi bu seneler alan bir hikaye. Tabi sosyal bilimci olunca biraz daha geç olmaya başlıyor, daha oturmaya başlıyor. Tam da o bağlamda bir merakımı mucib bir soruyu yöneltmek isterim. Buyurun. Az önce isimlerini sıraladığınız tarihçilerin, filozofların, sosyologların eserlerinden tabii akademisyen olarak okuyoruz ve alıntılıyoruz. Onların bir başkasının görüşlerini aktarıyoruz. Genellikle akademisyenler, hocalarımız. Peki bir sosyal bilimci, akademisyen olarak başkalarının görüşlerini aktarmaktan kendi görüşlerinizi ifade etmeye geçmenin yolu, şartı ve süreci ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani o biraz tabii denemeci bir boyut. Yakın zamanlarda, yani son belki 10 senedir ona da cüret ettim diyebilirim. Yani bir anda her şeyi unutarak bir şeyi düşünmek gibi mesela. Ama hiçbir şey bilmeden unutarak değil. Şimdi onunla ilgili biliyorsunuz şair Hilmi Yavuz'dan dinlemiştim. Bu İran'da bir şiir kariyeri nasıl olur? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani önce işte usta bir şairin yanına gelir, genç şair adayı. İşte önce ona gider, işte aruzdur, vezindir, onları öğretir. Birkaç sene kalıplar çalışılır. Sonra git 1000 tane şiir ezberle der. O da gider 1000 tane şiir ezberler. İmtihan eder. Evet, ezberlemiş. Şimdi üçüncü aşama hepsini unut der. Yani bu inanılmaz bir şey. Nasıl unutsun? Çağrını açar, kendini hayatın en süflü işlerine vurur. Yani o kadar kötü ortamlar, kötü işler ki yani iyice artık o estetik duygulardan arınsın. Sonra onu takip ettirirmiş ustası. İkna olduktan sonra... Mutlu. Evet. Çağırırmış. Hatırlıyor musun? Evet, öyle bir şey vardı filan. Unuttun mu hepsini? Evet, unuttum. O halde şimdi yaz dermiş. Yani tabii hiçbir şey unutulmuyor. Ama onu nerede kullanacağınıza dair kendi zihin dünyanızı daha açık bir hale getirebiliyorsunuz. Bir form kazanması, yani muhtevasından bağımsız bir form kazanmasından da bahsedebilir miyiz? Düşünce biçimi, düşünce formu. Evet, yani şimdi metin bağımlı düşünmenin çok bence dar sonuçları var. Yani neyi ele alıyorsa olgusal olarak işte illa o metne onu uydurmaya çalışıyor falan. Bu çok metne gömülmüş bir zihin dünyasını ifade ediyor. Bence kısır sonuçları. Yazılmış metinleri tamamen dikkatinin dışına itip, ilgi alanının dışına itip ben aklıma geleni söyleyeceğim. Bu da tabii çok disiplinsiz. Halbuki metinleri demlemek, damıtmak, bu çok zaman alıyor. Bu durumda ama çok kitap okuma da anlamsız çıkıyor sözlerinizden. Yani belki başlangıç itibariyle işte hocalarımızdan belli okuma listeleri alıyorsunuz. İşte onları okuyorsunuz. Temel
bir hazırlık. Yani inşaatta subazman denir ya işte, yani öyle bir şey yapıyorsunuz ama gittikçe profesyonel okumada, daha disiplinli okumada problem bağımlı okumalar. Şimdi mesela öğrencilerim bazen bana geliyor işte, hocam ne okuyalım? Diyorum ki yani sen bu soruyu soruyorsan hiç okuma. Sen önce kafandaki problemi söyle bana. Neyi merak ediyorsun? Bunu söyleyebiliyorsan zaten benim sana ayrıca bir şey sunmama gerek yok. Kendin bulursun. Çünkü kendin kütüphanelere dadanacaksın ve başlıklardan başlayarak o işin izini süreceksin. Giderek daha tabii tercihli okumalar diyebileceğim okumalar oluyor. Hocam ben sizin yayınlarınızı ve akademik çalışmalarınızı tabii böyle çok yakinen takip etmesem de en azından neler çalıştığınızı ve neler anlattığınızı az çok biliyorum. Ve sizinle özdeşleşen ve sizin kazandırdığınızı düşündüğüm bazı kavramlar var. Onlardan acaba seneler önce yazdığınız, ettiğiniz bu kavramlar, işte akademi kitaplarınıza geçen konudaki görüşleriniz tabii ki kısmen değişmiş olabilir, değişmemiş olabilir. Ama ben yine de bir sizi hatırlatmak kabilinden sormak isterim. Sizden gördüğüm hakim millet kodu diye bir kavram var. Bu hakim millet kodu ile neyi kastediyorsunuz hocam? Biz ne anlamalıyız? Şimdi bilirsiniz Carl Schmitt'in bir evet. tespiti var. Çok önemli bir tespit. Yani egemenlik, ya daha doğrusu hakimiyet burada, istisna koyma kudretidir der. Yani her hakimiyet iddiasının bir istisnası vardır. Onu görmezden gelir, görse bile bastırır ve onu adeta böyle bir sabite gibi sunar. Şimdi mesela milliyetçilik meselesinde, milli meselelerde filan, işte bir millet inşasında falan, dünyanın her yerinde o istisnalar konmuştur. Mesela Amerikan toplumunu düşünelim veya Amerikan ulusunu düşünelim. İşte beyazdır o, WASP'tır yani. Evet. Ya siyahlar istisna edilmişlerdir veya Hispanikler istisna edilmişlerdir. İşte ama diyeceksiniz ki yani eşitlik, metinler, anayasa, kurucu yasa, her neyse. Evet yani metinler öyle söylüyor ama hayatın içinde ilk başta da söylediğim gibi çok farklı durumlar çıkıyor ortaya. Şimdi önemli olan bence istisnaları nasıl düzenlediğimizdir. Bu çok kaba bir biçimde yapılabilir. Çok hoyrat bir biçimde yapılabilir. Mesela ırkçılık böyle yapar. Hitler böyle yapmıştır. Ve kendisini bozacağını düşündüğü bütün unsurları yok etmek gibi korkunç bir reaksiyon buradan doğmuştur. Şimdi tabii bizim bir millet inşa etme meselemiz bir medeni vazife olarak, mecburiyet olarak zuhur etti. İşte Ahmet Cevdet Paşa'dan başlayarak, ne bileyim işte Namık Kemaller, Ali Suaviler filan düşündüler bunu yani. Daha sonra işte akımlar, cereyanlar doğdu. İşte Türkçülük akımı diye bir şey çıktı vesaire. Yani en sonunda işte Cumhuriyeti kurarken Türk ulusu tarifi. Şimdi orada ne istisna ediliyor, nasıl istisna ediliyor? İşte bunlara bakmak lazım. Bu iş ikna edici bir biçimde mi yapılıyor? Veya hakim olmayan, olmadığı düşünülen unsurlara ne kadar ikna edici bir proje sunuyorsunuz? Bakın bunlar bence farklı farklı tarihi tecrübelerde farklı manzaralar çıkarıyor karşımıza. Bunlar bir asır öncesinin tartışılan konularıydı. Konularıydı. Yani şimdi mesela Türkçülerle İslamcılar, ne bileyim Babanzade ile Ahmet Ağoğlu atışırlar, yazışırlar vesaire. Önemli değil. Önemli olan her ikisinde yapmaya çalıştığı bir millet inşası. Biri bunu daha çok kavmi görmeye çalışıyor. Kavmiyet üzerinden. Diğeri onu daha dini
bir temelde kurmaya çalışıyor. Kod ile onu mu kastediyorsunuz hocam? Efendim? Kod ile de... Koddur tabii bunlar. Yani o kodun için doldurmak mecburiyetini bu dünyada hissetmeyen yok. Çünkü dünya iş bölümü onda yatıyor. İşte tabii nereden türetildi bütün bunlar? İşte Osmanlı bakiyesi üzerinden türetildi. Osmanlı'da da bir milletler sistemi var. Milletler var bildiğiniz gibi. Bir hakim millet kavramı kullanılıyor. Yani Müslümanlar hakim millet. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü bir takım özel vergilerden muaf tutuluyorlar. Devletin de tabii söylemi, doktrini tamamen İslami ve baktığınız zaman işte mesela medresede Arapça çok baskın olarak var. Enderun'da işte yeri geliyor edebiyatta Farsça ama gene hikmet hükümet meselelerinde gene işte Arapça ama bunları bir düzene sokan, Türkifiye eden, Türkleştiren bir Türkçe de ona eşlik ediyor vesaire. Şimdi hakim millet kavramını Osmanlı kullanırken bizim bugün kullandığımız anlamda kullanmıyordu. Bugün de bir hakim millet işte Türk olmak işte derken Türk ve Müslüman olmak gibi. İşte aynı zamanda Sünni olmak gibi. Bakın bütün bu... Biraz vasfı işte, benzer gibi oldu hocam. Evet yani ama bir şeyler muhakkak istisna ediliyor. Bundan kaçış yok. İran'da bunun tersinden mesela işte Fars ve Şii olmak diye koyuyor. Yani fark etmiyor. Hocam, her yerde yapılıyor bu iş. Şart mıdır bu devlet olmak için yani baktığımız örneklere baktığımız zaman mutlak olarak yapısal bir şey midir? Her devlet kendini doğurur mu? Bu hakim kodunu oluşturur mu? Hakim kodu yani, oluşmadan evet, devlet kurmak mümkün değil mi? Metinlerin büyüsüne kaptırırsak tersini düşünebiliriz. Rasyoneliteyi yani, soruyorum hocam. Yani şöyle mesela insanlar eşittir diye bir metin çıkarırsanız yani demek ki öyle hakim tabi ilişkisi falan olmayacak diye düşünebilirsiniz. Ama hayatın içinden de geliyor bunlar. Yani Fransa ihtilal yapıyor, özgürlük, eşitlik diyor. Yani telaffuz edilen memleket. Telaffuz edilen bir şey ama arka planına bakıyorsunuz, protestanları temizlemişler. Olanı da sindirmişler, kalanı. Yani yoksa bir Dreyfus davası olur muydu? Olmazdı. Yani bu her şekilde kendini bir şekilde hissettiriyor. Bütün mesele bence... Yani bir egemenlik alanı ihdas edilecekse siyaseten, devletli bir şekilde bunu yapmak zorundasınız. Ama yaparken hangi usullere başvuruyorsunuz, ne kadar içerici oluyorsunuz, ne kadar dışarıda bırakıyorsunuz, dışarıda bıraktığınızı daha sonra nasıl yaşatıyorsunuz vesaire bunlar hakikaten çok sorunlu meseleler haline geliyor. Yani ben o yazıda işte Osmanlı'dan Cumhuriyete bu kodun geçirdiği dönüşümleri kendimce anlatmaya çalışmıştım. Hocam tabii kuruluş 100 yıl geçti. Evet. 100 yıl sonra toplumda da değişmeler oldu. İşte seçimlerde de falan da hep çok tartışıldı, konuşuldu. Günümüz için böyle bir hakim millet kodundan bahsedebilir miyiz? Bahsedersek bir evrim, bir değişiklik oldu mu sizce? Şimdi tabii neticede kuruluşta söylenen bir şey var yani. Türkler, Türklük, Türk ulusu. Şimdi bunun içine ne koyuyorsunuz, neler dışarıda kalıyor? Şimdi hep her şeyin bence sağlamasını gene hayatta yapmak lazım. Evet. Yani öyle bir Türk tarif ediliyor ki Cumhuriyet kurulurken bunun dinle hiçbir alakası yok. Yani yurttaşlardan oluşan. Efendim söyleyeyim, eşit hak ve hürriyetlerle donatılmış, eşit yükümlülükler kendisine verilmiş bir zatiyeti, bir demografik zatiyeti ifade ediyorsunuz. Ama Cumhuriyet'in kuruluş süreçlerine bakalım, bilhassa demografik hareketliliklere tamamen orada dinsel şeyler rol oynuyor. Yani Balkanlar çözülmüş, elimizden çıkmış, buraya gelen insanlara... Niye kucak açıyoruz? Kim bu? Baktığınız zaman kavmi açıdan Arnavut. Makedon, Arnavut. Evet, Boşnak. Boşnak. İşte Pomak vesaire. Hepsini kabul ediyoruz. Yani hala
hayatın içinde başka bir bakış var. Rus harbinden sonra Kafkaslardan gelen Gürcüler, Çerkezler... Tabii ki ya. Ben de bir Kafkasyalıyım. Bizim buraya geliş hikayemiz de öyledir yani. Yani dolayısıyla yani metindeki diyelim ki ifadeler hayatta başka türlü çalışıyor. Yani dolayısıyla Türklük ve Müslümanlık her ne kadar birini diğerinden ayırmak isteseniz de ayrışmıyor. Bunlar bir şekilde ilişkileniyor. Ama ilişkilendiği zaman bu sefer dinsel ayrımların içinden gelen başka ayrımlar da bu diyelim bileşimi sorun hale getirebiliyor. Mesela pek Sünni olmayanlar ne olacak? Bir problem oluyor bizim için. Veya işte Türklüğü çok saflaştırıp tamamen kavmi, ırki bir şeye değerlendirmeye tabi veya ölçülendirmeye tabi tuttuğunuz zaman bir kavim temelli şey görmüyorsunuz. Yani herkesin kökleri belirsiz kalıyor. Yani bir yerden sonra. Kim Türk, kim değil belli. Kim belli değil. Yani dolayısıyla o metinlerde köpüren, büyütülen, üzerine kavgalar edilen meselelerin hayatta bir karşılığı çok defa olmuyor. Her şey kitaplarda yazıldığı gibi gerçekleşmiyor. Değil tabii. Değil. Bizim modernleşme hikayemiz bu. De bu Hakim Kod'la modernleşme hikayesinin de doğrudan bir ilişkisi var. Bizim modernleşmediğimiz çağlarda Ruslar da modernleşmeye çalışıyorlar. Evet. Japonlar da modernleşmeye çalışıyorlar. Zaman zaman bizim aydınlarımız Rusların ve Japonların modernleşmeyi başardığını, bizim onlar kadar başarılı olamadığımız konusunda bir takım görüşler ileri sürerler. Siz gerçekten onların başarılı olduğunu, bizim başaramadığımızı mı düşünüyorsunuz? Yani başarılar tabii nisbidir. Evet. Yani Japonya başardı da neyi ne kadar başardı? Veya Rusya Japonya'ya göre neleri başaramadı da neleri başardı? Bunlar bence mukayeseli çalışmalarda belki karşılığını bulur. İçi doldurulur. Yani onu söylemek istiyorum. Bizim modernleşmemiz külliyen başarısız değildir. Tabii. Yani modernleştik biz de. Şöyle veya böyle, şu veya bu kadar. Şimdi bu sınıflandırmalarda erken modernleşme ile gecikmiş modernleşme ayrımı yapılır. Yani Fransa erken modernleşmiştir. İşte ada Avrupası erken modernleşmiştir. Hollanda, alçak ülkeler falan. İşte İsveç erken. Avrupa. Evet yani. Dediğim mesela buna göre Almanya biraz gecikmiştir. Hatta İtalya biraz gecikmiştir siyasi birliklerini sağlamaları açısından. Balkanlarda birçok şey ortadadır yani. Habsburglar modernleşmişlerdir ama daha sonra modernleşmenin bilhassa 19. asırda cari olan bir takım imperatiflerini karşılayamamış ve Habsburgların çöküşüyle karşılaşmışızdır. Şimdi bence problem şurada. Yani bizim modernleşmemizde temel mesele neydi? Şunu hemen tabii kaydederek devam edeyim. Yani modernleşme çok iyi bir şeydir ve niye başaramadık, ne kadarını başardık gibi hissi hesaplaşmalar yaparak söylemiyorum. Tamamen teknik olarak söylüyorum veya maddi olarak söylüyorum. Modernleşmenin ana motoru, bu Fransa için de böyledir, İsveç için de böyledir, Rusya ve Japonya'da, Japonya için de böyledir. Özel mülkiyete dayalı büyük toprak sahipliğinin getirdiği bir zümreleşme, otonom, bağımsız bir zümreleşme, yani aristokrasi, bizde mevcut değil. Oysa Rusların boyarları var, bildiğiniz gibi. Almanya'nın yünkerleri var. Japonya'nın işte samurayları var, değil mi? Şogunları var filan. Yani orada ana motor şu bence, bu toprak sahiplerinin, ki pek çoğu feodal tarihin içerisinde şehirleşmiştir ve lümpenleşmiştir. Yani rantiye zümrelerine dönüşmüşlerdir. Kiralarla filan geçinirler. Bunların bir kısmı topraklarına geri dönüyor. Ve çit çevirme dediğimiz o büyük toprak mülkiyeti, küçük köylüyü mutlaka tasfiye ediyorlar.
Çok acımasız süreçler tabii ki. Ve toprağı şehirlerde yavaş yavaş gelişmeye başlayan sanayileşmenin ham maddesini üretmeye dönük olarak yeniden örgütlüyorlar. İşte yüncülük yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar, madencilik yapıyorlar, ormancılık yapıyorlar vesaire. Şimdi dolayısıyla hani saray ile modern devleti temsil eden modern saray ile aristokrasi arasında bir ilişkinin çalıştırdığı bir motor var. Bu bizde yok. Evet. Yani esas bence eksiğimiz o. Bizde müthiş bir küçük köylülük var. Evet söyleyeyim. Yani büyük toprak sahipleri yok mu? Var. Belli yerlerde özellikle çok fazla var. Şimdi mesela İç Ege'de, Söke taraflarında, Aydın taraflarında. İşte doğuda belli aileler falan var ama bunların da öyle bir derdi yok. Yani çünkü mesela Petro boyarları topladığı zaman onlara diyor ki yani gidin topraklarınıza burada Moskova'da böyle yan gelip yatmayın, işleyin. 10 sene sizden vergi almayacağım diyor. Özendirici tedbirler. İşte diyorlar ki ya bu küçük köylüler artık el avuca gelmiyorlar ya onları kontrol edemiyor. Hepsini köle yapıyorum size. Yasa çıkarıyor yani. Yani her türlü özendirici şeyi alıyor. Ve gitmeyenleri biliyorsunuz kılıçtan geçiriyor. Yani böyle bir şey var yani. Japonya'da Meiji'nin yaptığı bundan farklı değil. Almanya'da işte Junkerler tabii o çok şey. İsveç özellikle Gustav dönemi falan. Neyse tafsilatlara çok girmeyelim. Bizde bu yok. İşte bize senedi ittifak çok cılız bir şey olarak kalıyor yani. Yani işte bana tabi misiniz? Bundan sonra yaramazlık yapmayacaksınız değil mi? Falan. Peki sultanım deyip gidiyorlar bildiklerini okuyorlar. Yani dolayısıyla bizde o küçük köylülük meselesi çok yaygın, çok yoğun. Ve bir türlü işte toprak modernleşmenin gerektirdiği, daha doğrusu kapitalizmin gerektirdiği bir dönüşüm geçirmiyor. Hocam bu 100 yıl öncesinin, 150 yıl öncesinin veya 200 yıla kadar giden modernleşmeyi yani 16. asra kadar götürüyorlar ama hani yaygınlaşması ve 18 diyelim biz. Giden o dönemdeki bu toprak ağlarının ve toprak sahiplerinin şehirlerden yani kiralarıyla, kiralarının gelirleriyle geçindikleri şehirlerden tekrar işte izah ettiğiniz gibi memleketlerine dönüp ülkenin ekonomisine gelişen sanayi, ham madde üretmeye teşvik edilmesi ile edilmesi hususu vardı. Oradaki toprak geliriyle geçinenlerle günümüzdeki parasının faiziyle geçinenler arasında bir ilişki kurulabilir mi? Ve bu çünkü çok finans var. Adam yani parası olanlar parasını alıyor, bunu geçiniyorlar. Bu para da pekala ekonomiye kazandırıp hani iş kurup sanayi vesaire kim onunla uğraşacak, risk alacak deyip geliriyle geçiniyorlar. Fakat tabii bu faiz geliriyle geçinenler aristokratlar gibi bir zihniyete sahip değiller. Onu da biliyoruz. Parası olanlar var. Hı hı. Böyle bir yani toprağın yerini para aldı, finans aldı bu yüzyılda dense ve buna benzer uygulamalar ve zorlamalar yapan hükümetler, devletler olması ya devletler böyle bir zorlama yapabilir mi? Evet. Mümkün şimdi bu tabii biraz finans çok ürkek çünkü hemen kaçıyor. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bir kere anakronizm tehlikesi var yani evet. Değil mi? Zaman kaydırmaları oluyor. Fakat rant dersek bir çok büyük başlık etrafında bunları belki ilişkilendirebiliriz. Yani dünün işte toprağını köylülere kiraya vermiş, kentlere gelmiş. Ondan sonra orada hiçbir şey yapmadan yaşayan böyle ne diyelim lümpen aristokrasinin muadili bugün paradan para kazanan insanlar mı? Evet yani peki böyle bir ilişki kurulabilir. Fakat dediğiniz gibi işaret etmiş olduğunuz gibi bu aristokratların kentleşmesi müthiş bir kent ortaya çıkarmıştır. Kent kültürü oluşturdu. Ve bunlar kent soyludur evet, işte. Kent. Yani biz burjuvalara kent soylu diyoruz ya değildir o. Bunlardır. Mesela İngiltere'de gentry'dir. Bunlar tabii
kırsal hayatın sınırlılıklarını da aşan bir tecrübe yaşıyorlar kentlerde. Yani Werner Zombart o öyle Konsepsiyon Stadt der, yani tüketim şehirleri oluyor. Bu talebi de kuvvetlendiriyor. Sanatları da coşturuyor. Çünkü birbirleriyle kültür yarışı yapıyorlar. Yani sen Michelangelo işte diyelim ki salonunu böyle fresklerle donattırdın. Ben de Leonardo'yu çağırıyorum, yaptıracağım filan. İşte bugün böyle pasta güzelliğindeki o Avrupa kentlerinin böyle bir kültürel zenginliği ortaya çıkıyor. Bugünün para ilişkileri üzerinden rant güden ve onlarla yaşayan insanların böyle bir özelliği olduğu kanaatinde değilim ben. Ya onlar daha çok böyle çok kaba bir gösterişçilik yapıyorlar. Ya daha çok tüketerek, her şeyi yiyerek, içerek ve yok ederek falan yaşıyorlar. Bu tabii biraz farklı. Aristokratik incelmişlikler ile kıyaslandığı zaman daha bir geri patern. Biraz o konularda evet hakikaten düşünülmesi gereken, üzerinde düşünmemiz gereken konulardan. Bir de muhafazakarlık diye bir kavram ortaya çıktı modernleşmeyle beraber. Bu muhafazakarlıkla bizde genellikle bazen muhafazakar denince dindarlık da anlaşılabilir. Muhafazakarlık dindarlık mıdır? Hemen dindarlık mı anlaşılmalıdır? Dindar olmayan muhafazakarlar da vardır. Yani o zaman başka bir şey muhafazakarlık. Yani ilişkili olabilir, olmayabilir de. Evet. Öyle bir mecburiyet yok. Muhafazakarlık bir sendrom daha çok. Yani muhafazakarlığın bir ideolojisi var mıdır? Mesela sosyalist ideoloji gibi veya ne bileyim işte bir liberal ideoloji gibi filan. Yani bir takım metinler var, Edmund Burke'den başlayarak. Çok sayıda metin var ama hep orada bir kaygı hali işleniyor. Yani mesela bir sosyalist metinde işte gelecek tarif edilir. İşte ne bileyim geçmişten bugüne, işte bugünden geleceğe giden bir takım şeyler anlatılır. Muhafazakar metinlerde gelecek yoktur. Muhafazakar metinlerde o an yaşanılan derin kaygılar ve geçmişin yitirilmesi meseleleri var. Dolayısıyla daha tedafi, daha savunmacı bir pozisyondur muhafazakarlık. Bir yani sendromdur. O zaman güvenlik ve korku öne çıkıyor sanki. Evet, evet. Bilhassa muhafazakarlığın bence duygusal sermayesi endişedir. Korku her zaman değil ama çok derin bir kaygıdır. Bu derin kaygı gelişmenin önündeki aynı zamanda engel olmaz mı? Oluyor zaten, gelişmeye dairdir o. Yani bu gelişmeyi biz kontrol edemiyoruz. Bu kontrolden çıkacak. Ve sonuçta varmak istediğimiz yerler bizim için zehir zemberek neticeler doğuracak. Bunun kaygısını yaşayan insan muhafazakarlaşmaya başlıyor. Yani durun, o kadar acele etmeyelim. Bu kadar koşmayalım. Biraz geçmişe dönük de bazı sağlamalar yapalım. Mesela gelenekler çok önemlidir muhafazakarlıkta. Dinsel veya değil. Evet. Yani onun için o ayrımı yapmaya gayret ettim. Örfler, adetler, yani tarihin etosu, birikmiş etosu. Bunu kılavuz yapmak istiyor. Yani muhafazakar kabaca şu demek. Tamam, yani biz tarihi durduralım, dünyayı durdurun, inelim demiyoruz. İlerleme dediniz, kabul. Ama bunu kontrol edelim. Yani bunu kontrol ettirecek olan şey işte etos. Geçmişten gelen bir etos. İşte örfler, adetler, gelenekler vesaire. Din bazen. Tabii ki bunu da kullanıyorlar. Ama daha araçsal kullanıyorlar. Yani onu da söyleyebilirim. Bunu bence en güzel anlatan bildiğiniz gibi Auguste Comte'dur. Yani Auguste Comte statik ve dinamik hesaplar arasında bir denge arıyor. Kendisi de bir mühendis çünkü. Yani mühendis kafasıyla bakıyor. Evet, mühendis kafasıyla bakıyor.
Fransa'da dinamik kontrol dışı. Yani ihtilal olmuş, ihtilal ihtilali doğurmuş, ihtilalin içinden ihtilaller gelmiş falan. Yıkmışlar, yapmışlar, yaptıklarını yıkmışlar. Adam diyor ki yani bu dinamik hesaplarda bir abartı var. Dolayısıyla bunun statiğini unuttuk biz. Buna bir statik koyalım ki mühendislikte de ilk hesabını tutması lazım bildiğiniz gibi dinamik ve statik hesaplar. Dolayısıyla değişim, ilerleme ama düzen içinde ilerleme. Order and progress dediği böyle şey. Anlatınca çok de korkulacak ve elinin tersi itecek bir durum gibi görünmüyor. Anlaşılacak yani mı? Anlaşılabilir. Evet, yani bu bir modern sendromdur. Yani muhafazakarlar modern insanlardır. Evet. Yani bir kere yani modernlikle sorunlu olabilir ama gene modern evet. Bir zihin ve ruh hali. Kendisi zaten modern çağlarda elbette, ortaya çıkmış. Elbette. Yani bunu korumacılıkla karıştırmayalım. Mesela preserve etmek bir şeyle konserve etmek başka bir şeydir. Yani preservationist derler. Bir de konservatif derler. Bunlar ayrı şeylerdir. Peki bu modern, hatta modern sonrası zamanda yaşamaya başladık. Modern zamanlarda yaşayıp da modern olmamak mümkün mü? Kalmak veya... Yani içinde yaşadığımız tarihin çocuklarıyız. Dolayısıyla tarihimizle hesaplaşmaktır. Yani modernliği tamamen diskalifiye ederek modernlik dışı bir dünya kurulabilir mi? Mesela muhafazakarların böyle bir iddiası yoktur. Dediniz zaten hocam tabii. Moderndirler onlar. Moderndirler. Bir de şöyle yani değişmeyle uyumludurlar nihayetinde onlar, yani onlar son. Değişime karşı değil, hızlı değişime karşı. Hızlı değişim ve hesapsız. Kontrolsüz değişim. Kontrolsüz ve hesapsız değişim. Bir de kitlelerden korkarlar. Yani biliyorsunuz toprak küçük köylük tasfiye edilince büyük nüfuslar şehirlere geliyor. Ve bunlar hakikaten çok anomi doğuruyorlar. Kuralsızlık doğuruyorlar falan. Bir de bunlara siyasi bir hak falan verilince. Güç oluyorlar. Ha. İşte muhafazakarlıkla liberalliğin de yakınlaştığı yer orasıdır. Mesela Tocqueville gibiler veya ne bileyim John Stuart Mill, James Mill falan kitle korkusu vardır bir de. Yani değişimden liberal, korkulur. Liberallerde de mi kitle korkusu? Tabii. Liberallerde baskın olan kitle korkusudur. Muhafazakarlarda yer yer ama daha çok değişimin bizzat kendisini korkusudur. Liberaller elitist midir hocam? Efendim elitistirler tabii ki. Tabii ki. Ya bugün liberalliğe yüklenen anlamlar, manalar filan yani siz onu John Stuart Mill'in, James Mill'in, Benjamin Constant'ın veya Tocqueville'in metinlerinde görmezsiniz. Bakın Benjamin Constant'a demişler ki yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Ben demiş hayatımda bundan daha saçma bir laf duymadım. Libertaryenler ayrı. Onlar ekonomik olarak düşünen özgürlüğü. Ama liberaller başka. Liberaller tamamen siyasi ve hukuki olarak bireyi korumak istiyorlar. Ve bunu kurucu yasayla emniyet altına almak istiyorlar. Çünkü kitlelerden korkuyorlar. Devletten korkuyorlar. Onların hali falan. Ama muhafazakarlarla liberaller komşudur. Çünkü bir muhafazakar çok kolay liberalleşebilir. Bir liberal çok kolay muhafazakarlaşabilir. Mesela Edmund Burke Whig değildir. Tory'dir. Ya affedersiniz Tory değildir, Whig'dir. Yani hocam benim anlayacağım şekilde. Yani şöyle Tory'ler biliyorsunuz İngiliz muhafazakarları. Falan onlardan çok hoşlanmıyor. Onların muhafazakarlıklarından çok hoşlanmıyor. Whig'ler ise daha açık fikirli olan, daha liberal düşünen insanlar. Yani mesela sonuna kadar Whig kalmıştır, Tory olmamıştır. Ya onun için o geçişler ikisi arasında çok bence mümkün. Bu yine Anglo-Sakson dünyaya ait şeyler, kavramlar konuşuyoruz. İngiltere'de de biliyoruz muhafazakarlar var, işte İşçi Partisi var. Onun karşılığı yine Anglo-Sakson dünyanın doğurduğu bir ülke olarak Amerika'da da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar var. Bu... Dönüşüm Amerika'ya geçerken, çünkü Amerika'da bir de İngiltere'den farklı olarak
muazzam bir kapitalizmin dönüşmesi ve dönüştürücü tarafını da görüyoruz. Bir kapitalizmin her türlüsünü görüyoruz herhalde. İngiltere'ye göre çok daha zengin, çeşitli mi diyelim. Yani İngiltere'siz olmaz. Evet, o her şey oradan başlıyor. Bu kıtaya, yeni kıtaya geçerken hocam bir dönüşüm, değişiklik veya kavramlarda farklılaşma oluyor mu? Gerek liberaller, gerek muhafazakarlar aristokratik geçmişe çok titizlenen insanlardır. Çünkü o birikimin en rafine, en incelmiş sermayesi, sermaye lafını yakıştırdık ama inşallah yanılmıyoruz, ya da o birikimin en rafine tarafları bu zümrede, bu sınıfta. Dolayısıyla bu birikimin mutlaka korunması gerektiğini düşünüyorlar. Tabii klasik manada bir muhafazakarlık iddiasında değiller artık ama mesela natural aristokrasi tabirini kullanır. Yanılmıyorsam Edmund Burke. Bu şu, yani bir sınıf olarak aristokratları tasfiye etmek isteyebilirsiniz. Ama aristokrasiyi bir insanlık durumu olarak, seçkinlik durumu olarak tasfiye etme hakkınız yok. Yani özellikle belki soydan değil ama yaratılışından soylu doğan insanlar vardır. Onların üstünlüğünü, önceliğini tanımamız lazımdır falan gibi böyle vurgular var. Yani aristokrasiyi veya aristokratik değerleri ve seviyeleri yok etmeye dönük daha aşağıdan gelen demokratik tepkilere karşı bunlar direniyorlar. Fakat iş Amerika'ya atladığı zaman Amerika'da bir aristokrasi yok. Ve Amerika'yı Amerika olarak kuranlar biliyorsunuz Püritanlardır. Evet. Yani değil mi? New Haven işte dindar şeyler, değil Protestanlar. Mi? Protestanlar. WASP dediğimiz şey çıkıyor ortaya. Şimdi onlar tabii daha orta sınıf, daha bir hatta oldukça kaba orta sınıf sayılabilecek bir takım değerleri yaşayan insanlar. Dolayısıyla orada bir kayıp var Avrupa açısından bakarsanız. Aristokratik İttifak kaybı. Bir ittifak kaybı var. Bu tabii daha Amerika'yı demokratik iddialarla donatıyor. Ama gelin görün ki gene de özellikle o federalist metinlerde falan çok net gözükür bu. Şunu da biliyorlar orta sınıf gelen Püritanlar. Ya Amerika'ya ipini koparan geliyor. Yani sonuçta öyle bir nüfus çıkıyor ki kontrolsüz. Yani kaçaklar, göçmenler, umudunu kaybetmiş, vahşi gözünü vahşi mi? Kendi vahşetleri o. Bir şey değil yani. Bunlara verilmez iktidar. Verilir gibi yapılır. Ama öyle ara mekanizmalar, öyle karmaşık kontrol mekanizmaları oluşturursunuz ki gene de onlara bırakmamış olursunuz. Yani Amerika'da böyle işliyor bu sistem. Ve Avrupa'nın tabii bir aristokratik geçmişi zaten var ve daima onunla müftehir adamlar. Yani Fransa'da bir dolmuş şoförü bile, ya dolmuş yok ya onlarda, taksi şoförü bile der, yani davranışlarına bakarsınız. Bu herhalde bir malikaneden falan kaçtı. Ya bir garson bir servis yaparken bale mi yapıyor yoksa yemeği mi getiriyor? Hatta yemekten daha önemli onun servisidir. Bakın müthiş yaygınlaşmıştır aristokratik davranış paternleri filan. Bir de herkes öyle davranmaya özeniyor. Özeniyor yani. Bu aristokratları yok ederek de onların değersel birikiminden uzaklaşmış olmuyorsun. Böyle her şeyin ucuzlaştı ve hani paçozlaştı. Sizin işte Ali Vanatlı'nın rahmetli anladım onun da belirli geldi. Bir dönemde tekrar bu değerlerin kıymet göreceğini ve insanlar tarafından benimsenmek için veya temellik kazanmak için tekrar çalışacaklarını düşünüyor musunuz? Yeniden bu insanların rağbet edeceklerini düşünüyor musunuz hocam bu değerleri? İki açıdan hayır. Çünkü çok sıradanlaştı her şey ve zevksizleşti. Tabii tabii. Bundan rahatsız olmaya başlayınca. Şöyle söyleyelim. İki açıdan buna pek de fırsat olacağını düşünmüyorum. Bir, değerleri yok eden muhafazakarlarla demokratların veya liberallerle demokratların,
İşte sosyalistlerle bireycilerin kavgası falan değildir. Değerleri bizzat tarihin derin bir süreci büyük ölçüde yok etmiştir. Bu kapitalizmdir. Çünkü kapitalizmde değer kuramı geliştirilemez benim şahsi kanaatim. Yani biliyorsunuz Ricardo'lar, Marx'lar falan bir malın değeri nedir sorusunu soruyorlar. Bir malın değeri şu mudur? Ha, emektir içindeki. Bence değildir. Bir değeri, değer yapan onun nadir olmasıdır. O kadar. Bir şeyi yoğun bir şekilde çoğaltırsanız, muazzam bir üretim ortaya koyarsanız, sanayi kapitalizminde olduğu gibi, değeri düşer onun. Yıldatırsınız. Tabii ki. Yani orada değer kalmaz. En büyük değer öğütücü olan şey kapitalizmin kendisidir. Bu bir kere büyük ölçüde örseledi tarihin değer birikimini. Şimdi sanayi toplumları çözülüyor. Yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Orada da tehlike teknolojidir. Yani daha tekno bir dünyada değer tartışmasını yapamayacak hale geleceğiz. Endişen yapay budur. Zeka ve robotlarla değer tartışması olmaz ki yani o artık. Peki Burdun Hocam, Karatani ve sizin kapitalizmin evet. dönüşümü kapitalizmden bahsetmişken oraya da değinelim. Yine bu konuda da sizin düşünceleriniz var. Evet, benim çok etkilenerek okuduğum düşünürlerden biri Karatani. Karatani'nin problemi şu. Kapitalizm sadece basit olarak bir ekonomik model değil. Bir dünya tarihi yaşanıyor. Dünya tarihi içerisinde bir iş bölümü yaşanıyor. Bundan kurtuluş yok. Yani o kadar kapsayıcı. Mesela İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyayı nasıl okuyabiliriz? Efendim işte iki ayrı dünya, iki kutuplu dünya diye anlatılır ya. İşte komünistler ve kapitalistler. Hayır, öyle bir şey yok. Tam tersine kapitalist dünya iş bölümü içerisinde devletli kapitalizmin türleri var. Yani komünizmi de kapitalizm olarak kabul ediyor. Elbette o devlet kapitalizmidir o. Yani o basmaya yoğun bir devlet yoğun bir bürokratik kapitalizmdir. Avrupa'daki aynı dönemde ona yakındır. Ren kapitalizmi, sosyal devlet bilmem. O da devletli bir kapitalizmdir. Yani New Deal Amerikası devletlidir. Fakat aralarında şöyle farklar var. Hepsinin ortak özelliği sermayeyi aşağıya açmaktır. Bunu nasıl yapacağız? Avrupa dedi ki biz bunu demokratik pazarlıklarla yapacağız. Yeniden bölüşüm yapacağız. Ruslar da dediler ki önce üreteceğiz, sonra devlet onu kendine göre dağıtacak. Pazarlığı açmıyoruz. Hepsi bu. Farklı. Ha, yani dolayısıyla antikapitalist olmak kapitalizmin hakim olduğu bir dünyada belli bir istikamette giden trenin içinde tersine koşmak gibi bir şeydir. Benim şahsi kanaatim budur. Esas bence problem meta ekonomik bir dünyayı. Kapitalizme rağmen bir başka dünyayı inşa edebilir miyiz? Şimdi bakın bu çok büyük bir iddia. Ve bu iddiayı sahiplenenler olmuştur. Hep ben örnek veririm. Mesela Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi topa girmedi. Gandhi dedi ki sanayileşmek istemiyoruz. Modern devlet de olmayacağız. Modern bir ulus da olmayacağız. Savaşmayacağız da. Hindu gibi yaşayacağız dedi. Bu kadar basitti yani. Şimdi bu şu demek. Yani ben seninle kavga etmiyorum. Sistem karşıtı bir hareket üretmiyorum ama sistem dışı bir hareket üretiyorum. Bu da bir nevi kavga değil midir? Bu kavga değil bakın işte. Onun için Mahatma Gandhi kavga etmiyor zaten. Önüne bakıyor. Bir geçmişe bakıyor. Yani geleneklere bakıyor. O bir muhafazakar değil. O bir çok zorlayarak söyleyecek olursak gerici, regresyonist. Yani
nasıl yaşanıyorduysa öyle yaşayacağız demek, bu gericiliktir, bu muhafazakarlık değildir. Çünkü ileriyi tarif etmiyor. Arz donduruyorsunuz zamanı. Efendim? Diyeyim. Bir nevi zamanı donduruyorsunuz. Yani zamanı dondurmuyor yani belki ama... Kalıpları yaşayıp olduğunuz gibi yaşıyorsanız, aynı şeyleri, eşyaları kullanıp aynı araçları üretiyorsanız, gelişim yoksa dondurmuş olmaz. Tabii işte donduruyor. Yani farklı bir yola sokuyor. Yani sistem karşıtı hareketlerin hepsi bildiğiniz gibi şeydir. Sistem tarafından öğütülmüştür. Hocam tam da burada müsaade ederseniz araya gidelim. Aradan sonra bu yeni sistemde bize dünyada nasıl bir sistem inşa tamam. ettiğini konuşalım. Hayır, hayır. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Efendim Ender'in sohbetlerinde Süleyman Seyfi Öğün hocamızla dünyayı anlamaya, daha doğrusu çağımızı anlamaya çalışıyoruz. Hocam en son Karatani'nin kapitalizm dönüşümüne dair görüşlerini evet, aktardınız. Yani çünkü şöyle, yani kapitalist dünya diye bir şey var. Yani bundan nasibini almayan... Kurtuluşumuz yok galiba hocam buna. Yok, yani şöyle... insan iradesiyle yapılan müdahaleler, bir kere niteliklerine bakmak lazım. Bunların büyük bir kısmı sistem karşıtı hareketler. Fakat gördüğümüz sistem bu hareketleri mahvediyor. Ben hep örnek veririm. Yani Che Guevara bugün nedir? Bugün bir tişört resmidir. Kapitalizmin intikamı. Alır yani. Onu. Ulusalcı hareketler bu anlamda mahsedilir, sosyalist hareketler mahsedilir vesaire. Problem sistem karşıtı değil, sistem dışı bir hareket üretip kapitalist olmayan bir dünyayı orada kurmak mümkün mü? Bunun hem fikri hem de pratik boyutlarını üretmekle alakalıdır. Hocam böyle bir şey yakın vadede mümkün mü? Yani böyle bir potansiyel var mı? Mümkün ama muhtemel mi? Ondan emin değilim. Kim yapabilir eğer mümkünse? Yani işte muhtemel. Karatani'yi söylediniz. Mesela Karatani bir kompetan. Yani Amerikan edebiyatı, Japon edebiyatı vesaire o konularda hakikaten Yale'de otorite. Fakat bununla yetinmiyor. İşte bir dünya tarihi yazıyor. İşte Transkritik meşhur kitabında bir takım modellerin üzerinde duruyor. Ve kendisi aynı zamanda bir pratik tarafları olan bir insan. NAM projesini başlattı biliyorsunuz. Yani Yeni Birlikçi Hareket, New Associationist Movement. Paranın olmadığı... işte ne bileyim tüketimin çok sınırlı olduğu bir modeli hayata geçirmeye çalıştı. Bu bir tecrübe. Başardı mı? Başaramadı. Japonya ağır vergiler koydu ve söndürdü hareketi ve kendisiyle konuşulduğu zaman yani evet başaramadık bir daha deneyeceğiz hatalarımızı gözden geçirip. Şimdi bu böyle sebat isteyen ve inanmayı icap ettiren bir dava. İşte mesela Mahatma Gandhi bu anlamda unik, eşsiz bir örnek. Çünkü o kapitalizm karşıtı bir dünya kurmak istemedi Hindistan'da. Kapitalizm dışı bir dünya kurmak istedi. O tip mücadele eden insanların akıbetleri pek hayırlı olmuyor. Yani reaksiyonla... Hayır, reaksiyon yok burada. Reaksiyon göstererek kapitalizm yok, yapamaz. Yani sistem karşıtı hareketlerin nasıl sistemik hale geldiğini bir takım metinler var. Mesela Wallerstein'le Toprağı Bol Olsun, Arici'nin beraber yazdığı o Sistem Karşıtı Hareketler kitabı gösteriyor bunu zaten. Kapitalizm, sanayi kapitalizmi dışarıdan müdahalelerle değil, kendi irrasyonel, akıl dışı sakat temelleri üzerinden çöküyor. Yani içine doğru çöküyor. Şimdi bu yeni bir fırsat doğuruyor mu? Evet doğuruyor.
Buna vaziyet edecek bir irade var mı? İşte problem orada. Öyle bir iradeyi görmüyorum. Bizi bu bizi bekleyen artık ne nasıl olacağını kestiremediğimiz yapay zeka robot medeniyeti ile bu mevcut sistem arasındaki ilişki nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi orada tartışmalar var. Yani bu kapitalizmin yeni bir evresi mi? Hı hı. Daha tekno bir kapitalizm mi geliyor? Yoksa bu kapitalizmi tamamen yok edecek, yepyeni bir dünyayı mı inşa edecek? Burada tartışmalar var. Mesela kapitalizmi tamamen sanayi kapitalizmi olarak okuyan, değerlendiren çevreler bu insanlığı kapitalizm sonrası bir dünyaya taşıyacak diye bakıyorlar. Hayır, öyle değil. Bu kapitalizmin içinde kapitalizmin bir yenilenme sürecidir. Daha tekno bir kapitalizm geliyor diyenler de var. Mesela son okuduğum ve hakikaten de çok beni etkileyen Varoufakis'in çalışması. Yunan eski Maliye Bakanı. Çok önemli bir iktisatçı. Ekonomist daha doğrusu. Onun Teknofeodalizm diye bir kitabı var. Hmm. Yani bu bizi yeniden teknolojik bir feodalleşmeye doğru götürüyor diyenler de biz var. Biz yani teknoköylü olacağız. Çok daha yalnızlaşmış, toplumsallığını kaybetmiş, kamusallığını kaybetmiş, evine mahkum edilmiş, dağıtık bir insanlığın hüküm sürdüğü yerde işte feodal dünyadır o. Yani parçalanmış, fragmente olmuş, atomize olmuş bir yeni dünya ama daha teknolojik temelli bir dünya diyenler de var. Vallahi hangi açıdan bakarsak bakalım benim gördüğüm bir şey var. İnsan kendi ürettiği bir takım aletler üzerinden kendini tarihten siliyor. Evet, bu da bir trajedi. Evet, yani esas bence düşünülmesi gereken şey o. Yani 19. asırda o sanayi kapitalizmi bütün o korkunç vahşi gelişimini yaşarken işte iradesini ortaya koyup sistem karşıtı hareketler üretiyorlardı. Yani Marx böyle yapıyordu, bir model koyuyordu işte diyordu böyle olacak. Yani iradeyle tarihe müdahale etme yolunda müthiş bir iştah vardı. 20. yüzyıl bunların hepsini söndürdü. Ehlileştirdi, uslandırdı, sistem içi yaptı. Şimdi tamam sanayi kapitalizmi çözülüyor. Anladık bunu. Üretemiyor kendini yeniden. Ve daha teknoekonomi, teknopolitik olarak tarif edeceğimiz yeni bir dünyaya gidiyoruz. Ama bu ne kadar politik, ne kadar ekonomik bunlar hala çok belirsiz ve gidişat insanın iradesini tarihten silmeye dönük en büyük adımı hissettiriyor. Bize kıyamet de anlatıyor gibisiniz artık, sanki. Evet, kıyamet meselesi de yani teolojik olarak yani konuşulabilir. Bu dediğiniz kıyamet değil midir? Yani artık o biraz beni aşıyor. Ben teolojiden bağımsız olarak, kelime anlamı olarak kullanmış olayım. Yani şöyle koyuyorum ben bu meseleyi teolojik olarak koymam gerekiyorsa. Bizim inancımızda biliyorsunuz Allah yeryüzünü insana bahşetmiştir. Evet. Yani. Musahhar kılıyor. Evet. Emrini amade kılıyor. Kılmıştır. Ve bir müjdeyle ben sana şah damarından daha yakın. Yani sen eşrefi mahlukatsın. Melekleri sana secde ettirdim. Bu yani insana verilmiş müthiş bir açık çek. Fakat bakıyoruz. Bilen için. Yani gittikçe uzaklaşıyoruz. Çünkü orada ben sana bir irade verdim, bir akıl verdim. Yani tabiata da hakim olacaksın. Onu ezmeden tabii böyle kapitalizmin yaptığı gibi yok ederek, tahrip ederek değil. Ve sen orada yani yeryüzünün kutbusun. Şimdi bu insan iradesini ne kadar değerli gördüğünü gösteriyor dinimizin.
Ama bugün bu gidişat içerisinde bunun bir anlamı yok. Kalmıyor herhalde. Yani bize bahşedilenin karşılığını verememiş olacağız. Öyle yani gibi. Evet, Allah sonumuzu hayır eylesin diyelim. Yani tarihimizin nesnesi olmaktan, ki kapitalizm bunu yaptı, tarihten ıskart edilmiş, kovulmuş bir varlık haline dönüşmek, makinaların emrine girmek, yapay zekaya her şeyi teslim etmek, korkunç bir şey bu yani. Ya bir Müslümanın bunu sindirmesini ki ölelerinde görüyorum maalesef, anlamakta çok zorlanıyorum yani. Şimdi siz anlatırken düşündüm. Yani bunları düşünmek, imal etmek, tefekkür etmek, bunlarla ilgili bir takım görüşler ileri sürmek, muhakemesini ve muhasebesini yapmak, aynı zamanda modern zamanların felsefesi olarak kabul edilebilir mi? Yani bu yapılan şey, düşünce şeyi felsefe sayılır mı sizce? Yani bu konuda siz ve bu konuda düşünenleri kastederek söylüyorum. Genel, az önce isimlerini zikrettiğiniz işte yazarlar da başta olmak üzere. Evet. Bu yani, zamanların felsefesi diyemez miyiz? Modern zamanlar içerisinde ortaya konuyor bu düşünceler tabii ki. Yani uyarılar, tespitler, arayışlar. Tabii ki modern bir tarihi ikmal ediyoruz yani. Onun içinde oluyor her şey de. Problem, bizi onun sıkıntılarından, boğuntularından, yabancılaştırıcı tesirlerinden kurtaracak yeni bir dünyayı tahayyül etme kudretimizi muhafaza edebiliyor muyuz? Buna inanabiliyor muyuz falan? Ben tam bir teslimiyet görüyorum. Evet. Yani bunu bu oranlarda hocam modern zamanlardaki nebileri gibi yani uyarıcıları şeyleri gibi bir nevi tabii peygamberlik son geldi. Artık yeni bir peygamber yok. Onu tabii, biliyoruz, tabii. İnanıyoruz. Ama bunlar da yine bizleri uyaran uyarıcılar olarak da bu işaret etmiştiğiniz tehlikeye karşı uyarılan evet. Şey gibi ama şair Melih Cevdet'in güzel bir şiiri vardır. Sis çanını anlatır. İşte durmayacaksın, çalacaksın. Her şeye rağmen çalacaksın. Oradan gemi geçiyor, geçmiyor filan. Bırak bunları yani. O senin işin değil. Evet yani dolayısıyla bir şeyler söyleniyor. Yazılıyor hala, çiziliyor ama müşterisi var mı? Talibi var mı? Ondan çok emin evet. Olamıyorum. Neyse biz yine kapitalizme gelelim hocam. Olur. Bugüne gidelim. Şimdi kapitalizm üç temel sacaya var değil mi? Toplum, millet, toplum, devlet ve piyasa. Sermaye. Evet. Sermaye dediğimiz yani. Bu şey. Bu üçünün gücü, yani sağlıklı bir kapitalizm için bu üçünün güç dengesi nasıl olması gerekiyor? Çok zor. Yani kapitalizmin krizleri, modernliğin krizleri zaten bu üç unsurun kendi özgür akılları arasındaki uyumsuzluklardan doğuyor. Şimdi mesela Marx'ın en bence vahim hatası devleti anlamamaktır. Yani devlet işte kapitalizmin hizmetinde olan işçi sınıfını dövüp çarpan falan bir aygıt gibi falan. Hayır öyle bir şey yok. Devlet çok başka bir şey. Bir kere çok kadim bir şey. Yani kadim devlet, modern devlet. Tamam mı? Devlet sonuçta bunlar. Çok statik hesapları vardır devletlerin. Bu hesaplar hikmet hükümet denilen, raison d'état der Fransızlar. Biz hikmet hükümet diyoruz. Onun içinde anlatılır. Çok ağır hareket eder. Memurlarıyla, bürokratlarıyla vesaire. Ve mutlaka yer kürede ayağını basacağı bir hakimiyet sahasını ona tahsis etmeniz lazım. Yani bir siyasi coğrafya ve orada yaşayan teba devletle birlikte anılacak. Ben ona hatta şey diyorum yani tarihin katı formudur o devlet dediğiniz form. Ve bir coğrafya ayağını bastın biter devletin işi. Bir başka coğrafyada başka bir devlet çıkar karşısına. Bakın böyledir.
O coğrafyaya uluslar sığar mı? Sığmaz çok defa. Bazen sığar, bazen... Yani Japonya'da sığmış galiba da. Başka yerde sığdığını ben görmedim. Onlar da galiba sığmamış. Zaman zaman böyle hani bir Rusya'ya çıkmışlar, bir Çin'e gitmişler de sonra tekrar sıkıştırılmışlar. Tabii yani dönmüşler yani. Onlar da sığmamış aslında, hissetmişler. Evet. Yani Çin diyorsunuz, kaç Çin var? Yani işte evet. Ne bileyim Hindistan diyorsunuz, kaç Hindistan var içinde? Evet. İran, Türkiye aynı şekilde, ne bileyim İngiltere, İskoçlar bilmem, Galliler nasıl anlaşacaklar bunlar? Ya yani uluslar bazen onun içinde tam mütecanis olarak olmuyor. Çok defa olmuyor. Dolayısıyla uluslar daha akışkan. Ve ulus şunu da talep ediyor. Yani devletten, hayır diyor, egemenliği sende tutamayız. Egemenlik bizde. Egemenlik kavgası var ikisinin arasında. Sermayeye gelince sermaye hiçbir şekilde sınırlanamıyor. Onun ne devleti var, ne dini var, ne kitabı var, ne coğrafyası var. O gaz. Ya şimdi üç form bunlar. Yani biri katı, öbürü sıvı, öbürü gaz. Toplumu sıvı olarak değerlendiriyorsunuz. Tabii ki, tabii çünkü ki. Bir yerden bir yere geçiyor, akıyor falan. Öyledir. Yani toplumu tabii zaman zaman devletin özellikle bastırmasıyla çok disiplinli tutmak, hafif tertip katılaştırmak mümkündür. Ama bir toplum, hele siyasi kimliğiyle ulus, çok defa bununla kavgalı olur. Bakın duvar yıkıldı, devletlerle uluslar kavgaya tutuştular. Değil mi yani baktığınız zaman? Keşke bununla sınırlı kalsa. Bir de bunlar kendi içinde problemlidir. Devletlerin elit problemi vardır. Eski elitler, yeni elitler, bürokratlar, teknokratlar kavga ederler devlet. Devletler kendi aralarında kavga ederler. Uluslar kendi aralarında kavga ederler. Kendi içinde kavga eder. Sınıf kavgaları vardır. Yani baktığınız zaman. Sermaye de öyle. Yatırımcı sermaye ile finansal sermaye anlaşamaz. Bunlar çok kavgalıdırlar. Sadece sermaye emek kavgası yok orada. Sermaye içi kavgalar da var. Yani dediğim gibi hakikaten yani modern dünya öyle işte 3-5 cümleyle, 2 paragrafla tarifi çıkarılabilecek bir şey değil. Bütün bu çatışmalar içerisinde dönemsel dengeler yakalanabildiği takdirde tarih biraz yatışıyor. Ama hiçbir zaman bu denge, Katolik nikahı gibi bir denge değil, bir süre sonra iflas ediyor. Ya sermaye bozuyor bunu, ya devlet bozuyor, ya ulus bozuyor. Hepsi birlikte bozabiliyorlar. Mesela yaşadığımız kaos dönemi, özellikle bu duvarın yıkılmasından ve Sovyetlerin çöküşünden sonra, bu üçü arasında sağlanmış olan dengenin sona ermesidir. Bu üç sacayanın birbirini dönüştürme ve değiştirme imkanı var mı? Var tabii ki, etkileşim içindeler. Yani sermaye yoksa devlet vergiyi kimden alacak? Devlet sermaye vergi koyuyor. Ve bu sermayenin hiç işine gelmez. Çünkü karın maksimizasyonunu düşürüyor. Veya yeniden bölüşüm yapıyor. Sosyal devlet çıkıyor. Sermayenin maliyetlerini arttırıyor. Bakın ne kadar aslında ikisi kavgalı düşündüğünüz zaman. Ama tabii ki bir yerde bir anlaşma noktası buluyorlar. Yani sermaye devlete ihtiyaç duyuyor. Devlet sermayeye ihtiyaç duyuyor. Uluslar devlete, devletler ulusa ihtiyaç duyuyor. Yani hem karşılıklı müthiş bir bağımlılık var, hem de o bağımlılığın içerisinde müthiş kavgalar var. Galiba birbirlerini yani öldürmüyorlar. Ölmelerine izin asla vermiyorlar. Tabii. Tabii. Ama bunun tam tersi, kendilerini esir almasına da izin vermeyecek. Kendi aralarında şöyle bir denge oluşmuş. Tabii işte o kurucu metinler var ya, kurucu yasalar. İşte o anlaşma durumlarını anlatır ki, yani baktığınız zaman bugün dünyada yürürlükte olan kurucu yasaların hepsi iflas etmiş durumdadır. Fransa'da da iflas etmiştir. Amerika'da da iflas etmiştir. Yani kongreyi basan bir Amerikan halkını düşünebiliyor musunuz yani? Tartışma yani, olabilir yani. Tabii yani orada demek ki bütün o yapılar, onun içindeki mekanizmalar falan artık aşılmış, çalışmıyor yani. Sivil toplum ve demokrasiyi bu üç sacaya içinde nereye oturacağız?
Yani şimdi o sermaye, çünkü sivil toplum örgütlerinin devletle de münasebeti var. Sermaye de var. Ulusla da var. Yani doğrudan farklı, dozajları farklı olmakla birlikte bir etkileşim söz konusu ve üretim de söz konusu. Bunu nasıl dengeleyeceğiz, geliştireceğiz diyelim. Şimdi böyle sivil toplum denilince olarak anlaşılması gereken şey devlet karşısında görece miktarı, ölçüsü tartışılabilir her case için. Mesafe kazanabilmiş topluluklar. Ama bağımsız demediniz. Hayır hayır. Bağımsızlık diye bir şey tarihte yoktur. Hayır, tam bağımsızlık diye bir şey olmaz. Bağımsız falan deyince evet. Hayır hayır. Yani mesafelendirilmiş diyorum ben. Onun ben için. Şimdi bağımsız diyeceğinizi bekliyorken o, deyince özellikle... O kavramı ben hiç kullanmam. Tarihte her şey birbiriyle bağımlıdır. Bağlıdır ve bağımlıdır. Yani o öyle tam bağımsızlık diye bir şey olmaz. O evet. Onun için uzaya falan çıkmak lazım evet. Herhalde bilmiyorum. Bu dünyada olmaz öyle şeyler. Şimdi bunların böyle arkaik paternleri var. İşte ne bileyim yani işte özellikle feodal dünyada çok bunlar kendini ortaya koymuşlardır. Her şeyin ayrıştığı, parçalandığı, devletsiz yaşanan bir feodal dünyada evet ya sivil toplum diye bir şey kendiliğinden bizatihi vardır zaten. Kendi özertliği vardır vesaire. Feodal olmayan ama gene toprak üzerinden varlık bulan, yani ziraat üzerinden varlık bulan başka paternler var. Mesela bizdeki Osmanlı veya Doğu Roma. Feodal değil. Ama nereye kadar değil? Yani Fırat'ın öbür tarafına geçince gri alanlar çıkıyor. Orada basbayağı feodaliteye çok benzeyen oluşumlar zuhur edebiliyor. Ama bu tarafa geldikçe daha devletle iç içe geçmiş arazi yapıları, değil mi? Ziraat yapıları falan çıkıyor karşınıza. Yani işte sivil toplum bu biraz mesafelerle falan ilgili bir şeydir. Merkezden kenara doğru. Modern dünyada ulus inşa edilirken iddia sivil değildir. Sivil ulus olmaz. İddia siviktir. Hmm. İki kavram var. İkincisini biz kullanmıyoruz genellikle. Hep sivil toplum, sivil toplum. Hayır. Ulus egemenliğini inşa ederken sivik bir iddia olarak bir takım sivil toplum veya onun benzeri, muadili kenarda kalmış toplulukları istisnalaştırır. Şu ya da bu parametreye göre, şu ya da bu ölçüye göre. Din, mezhep, ırk, kavim vesaire. Ve ulus disiplinli bir yapı olarak kapitalizme uygun bir iş bölümü üzerinden şekillendirildiği durumlarda kültür değişkeni ki sivil toplumu besleyen büyük ölçüde budur. Kamusal hayatın dışına itilir. Ulus istisnaları böyle koyuyor. Yani protestansın hiç önemli değil, katoliksin hiç önemli değil. Sen bir fabrikada ustabaşısın, işini yap. Ha katolikliğini mi yaşamak istiyor? Pazar gününü bekle, evinde mum yak, ne yaparsan yap. O kadar. Bu biraz laiklikle ilgisi var mı? Efendim? Laiklikle ilişkisi var mı bu yaklaşımın? Kapitalizm ve laiklik. Şimdi laiklik, laisizm olarak eğer koyacak olursak aşırı bir tarihsel iddiadır. Dinlerle devletler hiçbir zaman birbirinden kopmaz. Hiçbir zaman ayrışmaz. İlişkilerini yeniden tarif edebilirsiniz. Hepsi odur. Evet. Yani evet burada böyle bir tarifte sivik iddia da vardır. Evet. Mesela sivik din diye bir şey var yani biliyorsunuz. Fransız devri hatta aydınlanmadan gelen bir şey var. Şimdi bu kapitalizm buhranları, kapitalizmin buhranları artık başa gelinemez hale geldikten sonra yani 1970'ler, 80'ler, 90'lar, nihayet duvarın yıkılması, Sovyetlerin çöküşü vesaire. Ulus ve devlet gibi iki yapıyı sermaye aşmak istedi. Şimdi sebep ne?
Şimdi sanayi toplumu çözüldüğü için, sanayi çözüldüğü için merkezileştirici yapılar sermayenin yeni açılımları önünde engel koyuyordu. Uluslar engel koyuyordu. Bütün örgütleriyle birlikte sendikalar, baskı grupları, şunlar bunlar yeniden bölüşüm istiyor ve maliyet arttırıyor. Devlet yakasına yapışmış sermayenin vergi diyor. Kaçmak istediler. Evi terk ettiler yani. Dolayısıyla bu iki kavramı gözden düşürmek için adına neoliberalizm denilen son derece suni ama tesirli bir ideolojiyi bütün dünyaya pompaladılar. Ve bu üniversiteleri zehirledi. Entelektüel dünyayı zehirledi. Şu lafları hatırlayacaksınız. 90'lardan sonra Türkiye'de konuşuluyor. Efendim sivil toplumun hakkı yendi. Yani Türk uluslaşması sivil toplumu ezdi. Kim o sivil toplum? Oradaki o hakimiyet iddiasında istisna edilmiş veya görmezden gelinmiş şeyler. Dindarlar veya dindarlık veya bunun türevleri Alevilik veya Kürtlük etnik manada filan. Bunlar kışkırtıldı. Çünkü amaç ulusu bozmaktı. Devlete hakaret üstüne hakaret yağdırıldı. Denildi ki devlet küçültülmeli. 90'lar devlet... değil mi hocam? Evet, 90'lar. Yani bizim entelijansiyamız o devirde o neoliberal değerlerle donanmış böyle cin cin konuşmalar yapan gazeteciler, akademisyenler vesaire. Bunları söylüyorlardı. Çetin Altan diyordu ki kabuk devleti yok edelim. Bu devlet kabuk tutmuş yani çürümüş. Ve ulusu, bir dakika ulusu yeniden tarif edelim. Sivil toplum dinamikleri üzerinden. Ya laiklik böyle olmaz. Yani din diye bir şey var. Yani bunu seferber edelim filan. Yani baktığınız zaman... Hiç başarılı oldu mu hocam? Başarılı oldu. Bir hayli yıprattı devletleri. Ulusları çok yıprattı. Çeklerle Slovaklar kopuverdiler biliyorsunuz. Bugün Avrupa'daki davalara bakın. Yani İspanya Katalanlarla uğraşıyor. İngiltere'de İskoçlarla ve hatta İrlanda zaten var. Efendim söyleyeyim işte İtalya'da Kuzey Ligası, biz Lombardız kardeşim, Güney bizi ilgilendirmiyor diyen, ayrılmak isteyen. Yani, baktığınız zaman deliniyor yani. Çünkü bu üç yapıyı bir arada tutan şey sanayi disipliniydi. Devlet, ulus ve sermaye. Ama öyle bir noktaya gelindi ki, devletin ve ulusun üzerinden bir takım işlemler sermayeyi rahatsız etmeye başladı. Vergiler arttı. Efendim söyleyeyim yeniden bölüşüm maliyetleri yükseltti. Emek pahalılandı. Ama verimliliği de düştü o ara. Ne yapacaklar? Kaçacaklar. Nereye gidecekler? Çin'e gidecekler tabii ki. Aç insanların olduğu yere gidecekler. Yani baktığınız zaman... Bir nevi sömürü oluyor değil mi hocam aynı zamanda bu? Kapitalizm zaten sömürü demektir yani buna. Peki hocam bu neoliberal baskılar sonucu tartışılan konulardan bir tanesi de devletin yönetimi mi yoksa işletmesi mi? Bütün kurumsal Cumhurbaşkanı donanıma... CEO mudur, devlet başkanı mıdır? Efendim? Cumhurbaşkanları, devlet başkanları CEO mudur yoksa i̇şte... bir yönetici midir? Tartışmasına doğru gitmeye başladı. Gidiyor. Bakın o dalgayı hatırlayalım. Reagan Amerika'da. Thatcher İngiltere'de. Helmut Kohl Almanya'da. Yeltsin Rusya'da. Turgut Özal bizde. Aynı işi yaptılar. Yani dediler ki devleti küçülteceğiz. Bürokrasi çok büyüdü falan. Sivil topluma alan açacağız. Ulusu hatta yeni bir anayasa yapıp yeniden tarif edeceğiz falan. Bunlar içinden çıkılacak şeyler değildir. Bu bir bozma halidir. Yani yapıları içinden çökertmek ve sermayeye alan açmak. Herhalde o zaman devlet işletme gibi yönetilemeyeceğini anlıyorum sizin söylediklerinizden. İşte yani devletleri şirketleştirmek parlak fikirlerden biriydi. CEO kılıklı cumhurbaşkanları mesela. Bakın bu monetaristler, Chicago okulu, Amerika'daki özellikle neoliberal okullar, ekoller falan bunun entelektüel arka planını hazırladılar. Foucault
ulusun içinde yatan, değil mi? İşte o istisna edilmiş olmaklıktan doğan, yok sayılmış, ne kadar dosya varsa çıkarttı. Yani çünkü sanayi toplumunda ya kadın olursunuz ya erkek olursunuz. Eşcinsel olunmaz. Evet. Çünkü gay biliyorsunuz şenlik demektir. Şenlikli adam üretimi bozar çünkü. Yani devlet dairesinde çalıştıramazsınız. Fabrikada çalıştıramazsınız. Çünkü üretimi bozar. Ciddiyete hayal yani, gelir. Tamam. Onu istisna yapıyorsunuz. Hocam ama 2010'lar, bu 2008 mi 9 mu şu Amerika'daki mortgage'den sonra galiba bu devlet tekrar hafif kendini gösterdi mi? Devlet gücünü kendisinden önceki 10 yıl, 15 yani 90'lardan itibaren devlet karşıtlığı tekrar devletçi olmaya döner gibi oldu sanki. Sermayenin iç çelişkisi üzerinden söylediğim o iki grup, finansal sermaye ile reel sermaye, bunların çok ciddi kavgası vardır. Bunların arasındaki kavgada baskınlaşan bu neoliberal dalgada parasal, finansal sermayedir. Dolayısıyla bu parasal ilişkilerin bütün küreye kredi kapitalizmi üzerinden yaygınlaştırılması, Hatta dayatılması ki bence yani çok da herkes gönüllü kabul etti kredi kartlarını yani. İşte tüketim toplumlarının inşası vesaire çok çılgın bir projeydi bu. Yani kapitalizmin en anarşizan evresini ortaya koyuyor. Bunun sonuçları çok pahalı ödendi tabii ki. Yani müthiş bir gelir dağılımı eşitsizliği, ödenemeyen borçlar, işini kaybeden insanlar, borçları altında bütün aileleri dağılmış insanlar falan, korkunç tablolar çıktı. Hocam sermayenin en büyük gücü bankalardı. Şimdi bankaları devlet kurtardı işte Amerika'da, değil mi? En son birkaç sene önce Tabii devlet kurtarıyor kurtardı. Orada. Dolayısıyla yani devlet... Çünkü yani devlet... Amerika gibi bir de üstelik Amerika gibi bir ülkede yani Amerika gibi de devlet kapitalist yani meclisim her şeyin kapitalist olduğu bir devlette devlet bankayı kurtardı. Yani. Kurtardı çünkü başka türlü devletliği kalmayacak ki. Bankalara bayıldıklarından değil tabii ki. Çünkü bu finansal işlemlerde birinci derecede borçlandırılan zaten devlettir. Yani devlet tahvil çıkarır. Merkez Bankası para basar. Devlet borçlandı demektir. Sonra aşağı doğru bütün o krediler inanılmaz büyümelerle herkesi, şirketleri, insanları, herkesi borçlu yapar. Bütün bu borçlanmalar içerisinde artık onlar ödenemez hale geldiği noktada kontrol dışı parasal varlıkların hüküm sürdüğü bir dünyada bu aslında tabii büyük bir yıkım doğuracaktır. O zaman gene insanlar eski alışkanlıklarıyla devletlerini çağırdılar. Yani yeniden ulusal bir takım refleksler harekete geçti filan. O tahrip ettikleri devlet yaraları sardı mı hocam bu sistem? Yok, saramaz. Devlet burada şunu yapıyor. Dünyadaki devletler reel politik geleneklerini stratejist ve tamamen düşman algılaması üzerine silahlanma, vaziyet alma, savaşa hazır olma gibi noktalara taşıyor devletler. Yoksa devletler başka türlü de ayakta kalamayacaklar. Peki dünyayı sarran ve korkutan güvenlik kaygısı da devletleri biraz daha değerli ve önemli kıldı mı sizce? Tabii ki. Özellikle bakın bunun için 2001 milattır. 2001'den itibaren korkunç ölçülerde bir korku politikası. Bütün 11 Eylül'ü kastediyorsun değil mi? Tabii ki. Çünkü içi boş. Yani kim? Terörist. Eskiden düşman belli. Sovyetler. Kanlı canlı da oturuyor orada. Şimdi öyle değil. Yani korkunç bir tehlike var. Her an her şey olabilir. Güvenlik ihtiyacını yavaş yavaş hissettirdiler. Zaten 2008'de kriz patladı. Sonrası neokonlar. O korkuyu büyüten insanlar. Güzel bir belgesel var. The Fear. Korku. Bu nasıl imal ediliyor? Nasıl inşa ediliyor? Nasıl pompalanıyor? İşte medya bizzat burada çok önemli bir rol oynuyor. Korku bugün bizim hayatımızın
ana sahikidir. Aileler, özellikle kadınlar güvenli site içinde yaşamak tabii, konusu. Düşünün eskiden mahallede, apartmanda komşuda yaşarken bu siteleri tercih etmenin altında da galiba hep biraz o pompalanan sağlığımızla korkutuluyoruz. Gereksiz sağlık harcamaları yapıyoruz. İşte suçla korkutuluyoruz, terörle korkutuluyoruz falan. Sürekli korkularla yaşatılıyoruz. Korkuyla terbiye ediliyoruz gibi sanki. Evet, ama aynı zamanda da çileden çıkartılacağız. Bu da savaş demek zaten. Evet. Bir de uluslararası şirket daha var. Bu devlet, bazen devletlerin de üzerinde, devletlerin de zaman zaman karar almasında etkili olan uluslararası şirketler. Karşı çıkamadığımız, aman giderse şimdi mahrum kalırız, zayıflarız, piyasa mahvolur diye. Uluslararası şirketler devletleri yönetiyorlar mı? Böyle bir kanaat de var. Etkili oldukları muhakkak. Ben devlet kavramını hiç yabana atmam. Çok eski bir kurumdur o. Demek ama bunu söylerken bir devletçi, hani bir de devletçi olmak diye bir şey var, ideoloji var. Bununla ilişkisi nasıl olacak hocam? Yani siz devletin önemini mi söylüyorsunuz? Ciddiye alıyorum devlet kurumunu. Çok ciddiye alırım. Ya bu kavramların hepsini ciddiye alırım. Sermayeyi de çok ciddiye alırım. Ulusları da çok ciddiye alırım. Yani hocam, ciddi bir kurumdur bu. Bu bence de devlet hiç belki en azından içinde bulmuş olduğum coğrafyada bizim için, toplum için devletin ben de çok önemli olduğunu çok devletli bir tarihimiz vardır. İliklerime kadar hissediyor tabii, gibiyim. Yani çok devletli bir tarihimiz vardır. Yani feodal geçmişe sahip Avrupalılar için devlet bize göre çok daha kolay vazgeçilebilecek bir şeydir ama teorik olarak en azından bizde o kadar kolay vazgeçilmez zaten. Öyle bir şey var ya, debelik laflar, Türk devletsiz olmaz falan. Olmuyor. Ya evet. Devlet başa ya kuzgunleşe diye deyimlerimiz de var. Ama devletlerin bu seferki geri dönüşü çok bedel ödetecek dünyaya, bunu söyleyebilirim. Hocam, ödetiyor da zaten. Evet. Son zamanlarda işte Türkiye'nin borçları yayınlanıyor. Sonra Maliye'den veya Hazine'den bakanlar, yetkililer bu borçların büyük bir Türk devletin borcu olmadığını, özel sektörün ve halk toplumun borcu olduğunu söylüyor. Bu bizi nereye götürür hocam? Yani toplumun ve özel sektörün daha çok borçlu olması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kapitalizm kendi derin çelişkilerini aşmak için modeller üretmiştir. Bunun en düz, en kestirme modeli savaştır. Yani ekonomik kriz başlar, işte iflaslar, şirketler söner filan, işsizlik başlar, ardından savaş gelir yani. Tarih boyunca hocam hep savaş, ekonomiyi destekleyen tabii önemlidir. Ya yani bu düz bir yol, yani bildiğimiz bir yol. İkinci yol yeniden bölüşümdü. Yani yeniden bölüşüm üzerinden İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan işte ikili, iki başlı gibi gözüken ama aslında tabii tek başlı o, bir dünya kuruldu. O işlemez hale gelince bu kez şey kuruldu. Tamamen finansal bir kapitalizm üzerinden herkesi tüketici yapan, herkesi borçlu aynı zamanda kılan başka bir sisteme geçildi. Niye böyle oldu? Çünkü arz ve talep kapitalizmde bir araya gelmiyor. Arz ve talep gelmiyor. Arzı patlatıyor, talep eksik kalıyor. Çünkü arzı patlatabilmesi için talebi harekete geçirecek unsurlarından başlıcası alım gücünü düşürüyor. Böyle bir çelişkisi var yani. Kendi kuyruğunu yer gibi bir şey yani. İşte yeniden bölüşüm yaparak talebi arttıralım dediler. Bu da maliyetleri arttırıp verimi düşürdü. Üçüncü aşamada herkesi alıcı yapalım. Borç ilişkileri üzerinden talep bu şekilde o arzı karşılasın dediler. Bu sefer de başka problemler doğdu. Dünyada bugün herkes borçludur. Hani tam bağımsızlık olmaz dedim. En büyük borç ilişkilerinin santrali
Amerika Birleşik Devletleri kendisi borçlu. Ve artık o borçlarını ödeyemiyor. İç borçları, dış borçları. Bir de bunu karşılayacak tek silah elinde dünyada rezerv para birimi olan doları sınırsız basmak. Eğer içeride üretimi arttıramıyorsanız bu size ağır bir fatura ödetir. Üretimi Çin'e kaptırmışsınız. Siz hala dolar basıyorsunuz. Ve onunla borçlanıyorsunuz. Açıklarınızı kapatıyorsunuz falan. Günün birinde karşılığı sorgulanmaya başlanırsa... Tabii ki. Yani şimdi bir de sistem artık... Sistem iflas etme duruma doğru gider herhalde. Gider tabii ki. Yani o yolda da bayağı önemli şeyler yaşanıyor dünyada. Hocam bir de bu yapı içinde bir sistem var tabii. Kendi içinde bir sistem var. Ve bu sistemde de belli aktörler var. Sizce hangisi daha önemli? Aktörler derken mesela? Mesela bu aktörler işte devlet söyleyebiliriz, sivil toplum örgütleri, sivil toplumu, topluma dair hususlar, işte sermaye ve buna benzer veya bunlar içinde çıkan bireysel olarak bir kahraman gibi düşüneceğimiz Steve Jobs gibi insanlar. Yani hem bireysel hem kurumsal aktörler mi dönüşümü ve gelişimi daha etkileme konusunda şu sisteme an, göre benim gördüğüm teknolojik tekeller. Yani bunlar çok çok bence bağımsız davranıyor. Yani mesela Bill Gates diyor ki ben diyor atmosfere tebeşir tozu serpeceğim. Ya şimdi bu tartışmalara bakın. Sonra şöyle şeyler konuşuluyor. Değil mi? Yani yapabilir mi bunu? Yapamaz mı? Olur mu bu acaba? Ya bu selahiyeti, bu ruhsatı kimden alıyorsun sen? Atmosfer babanın mı? Ha yani öyle bir şey var mı? Kimse bunu sorgulamıyor. Çok rahat adamlar. Çok fütursuz. Çünkü kontrol edilemiyorlar. Muktedir ama mesul değil. Tabii çok rahatlar. Akıllarına geleni söylüyorlar. Şimdi devlet kontrol cihazı. Ulus kontrollü bir yapı. Hatta ekonomi, sermaye o şekilde düşünürseniz... Hepsinin bir kontrolü ve bir ahlakı var aslında. Kimin ahlakı var? Yani kendi içinde oluşmuş bir kural var en azından. Kuralları var. Deli deliği görünce değneğini saklarmış ya. Efendim? Deli deliği görünce değneğini saklıyor ya hocam. Bunlar da birbirlerine karşı değnek saklama zamanları oluyor. Ama az önce işte Steve Jobs'un dediği gibi onun değnek saklamıyor da. Yok tabii çok. Çünkü kontrol edilemiyorlar. İşte bulut teknolojisi çıkıyor. Yani ne bileyim yani bunlar hakikaten... Akla gelebilecek, öngörülebilecek şeyler değil devlet tarafından falan bunlar. Bürokrasi bunu anlayamaz. Hocam yavaş yavaş sona doğru geliyoruz ama şu soruyu sormazsam eve gidince çok pişman olurum, üzülürüm niye o sormadım diye. Bu sosyal medya ulus için tehdit midir hocam? Bir güvenlik sorununu dönüştüğünü söyleyebilir miyiz? Ya hiç şüphesiz. Yani çünkü ulusal düzlemde medya... konvansiyonel, geleneksel manada kontrole tabidir. Kontrole tabidir. Yani gazeteleri... Bir tük var, basın yayın kanunları var, şu var. Bir şey var yani. Yani. Özgür çalıştıkları dönemler olmuştur. Baskı yedikleri dönemler olmuştur. Falan onları ben bilemem. Ama sonuçta bir kontrol edilebilir bir... Sınırları var. Sınırları vardır. Yani İngiltere'de kraliçeye hakaret eden bir yazı yazdırmaz hiçbir gazete yani. Yazarsanız veya söylerseniz başınıza iş gelir yani. Mutlaka limitli şeylerdir, sınırlı şeylerdir bunlar. Fakat kamusal hayat kontrol edebilirsiniz polisinizle, değil mi yani? Yasalarınızla filan. Bugün tekno dinamikler yasal mevzuatların kontrol edebileceği, hatta yasa koyucu aklın bile çok geriden izleyebildiği, çoğu kez de karşısında çağrı naçar kaldığı bir dinamizm kazanıyor. Şimdi bu endişe verici bir şey. Sosyal medya diyorsunuz, hala yaptırımı ne kadar var, ne kadar yok, meçhul.
İşte derin web diye bir şey çıkıyor. Şaşırıp kalıyorsunuz ya. O kendi içinde kendini sürekli olarak başka yerlere taşıyor. Yani yetişemiyoruz. Yetişemiyorsunuz yani. Eskiden böyle değildi. Yani şimdi modern devlet, bir de geleneksel devlet vardı arkasında. Tebaalar vardı arkasında. Bir ulusu vardı. Yani modern dünyada. İşte servet vardı. İşte sermaye oluştu falan. Yani iyi kötü karşılıkları üzerinden neyin neyin içinden gelebileceğine dair, nasıl onu düzenleyebileceğimize dair fikir filan üretebiliyorduk. Ve bunun pratikleri de tarihte görüldü. Fakat şimdi öyle bir şey yok. Tekno dünya tamamen kontrolsüz bir alan. Yani bu Marx diyor yani üretici güçler dünyayı değiştirir, tarihi değiştirir. Ya çok görmedi herhalde çok bu. Çok naif kalıyor bu üretici güçler meselesi yani. Çünkü teknik bir dünya kapitalizm tarafından teknolojik bir dünyaya evrildi. Bunu Heidegger biliyorsunuz ayırır. Ve teknolojik bir dünya elektronik üzerinden ve sonra çip devrimi üzerinden her şeyi teknolojik kılabilecek. Daha bence tekno bir yeni dünyanın hazırlığını, birikimini falan oluşturuyor ama nereye evrileceği, ne şekilde düzenleneceği bunlar meçhul. Amerika'nın bu TikTok ile ilgili çıkartmaya çalıştığı, yapmaya çalıştığı şey ne? Tabii ya şimdi bakın devletler geri döndü. Evet. Yani kendi mesela X'e veya Face'e herhangi bir şekilde aynı şeyleri yaptığı halde tabii müdahale etmezken bunu güvenlik tehdidi olarak algılayıp evet, müdahale etmesi de bir garip bir şey, tenakuz aslında. Çin'de de benzer şeyler var. Evet. Devletler geri döndü ve kontrol etmek istiyor. Neyi kontrol etmek istiyor? Sermayeyi kontrol etmek istiyor ve teknolojiyi kontrol etmek istiyor. Örnekleri var mı bunun? Var. Yani mesela en kaba örneği Rusya'da oligarkların devlet tarafından hizaya getirilmesi. Evet. Ama daha ince örnekleri var. Mesela Çin özellikle bu 2010'dan başlayarak bu küresel sermayenin üzerinde merkantilist baskılamalar uygulamaya. Ali Baba'yı biliyorsunuz yani reklam olmuyor artık herhalde bilmiyorum. Hiç sigaya çekti, hizaya getirdi. İşte Amerika'ya Çin know-how'u götürmeyeceksiniz. Amerika'dan know-how kaçmıştı halbuki Çin'e. Yani şimdi Çin'deki know-how'u Çin dışına çıkartmaya set koyuyor. Hocam biliyorsunuz bu Çinliler ta bundan 2000 sene önce de ipeğiyle dışarı çıkmasına izin vermiyorlardı ama bir şekilde tabii de bunu kontrol edemiyorsunuz. Bak, evet. Değişen bir şey olmuyor galiba olmuyor hocam. Tarih tekerden ibaret. Yani o zaman ipek böceğini saklıyorlardı. Şimdi know-how saklıyor. Evet, süreklilikler var. Evet. Şimdi ama şu ortaya çıkıyor. Tekno birikim, yeni teknolojik birikim işte artık zirvesi yapay zeka vesaire yavaş yavaş tarihi dönüştürecek. Ama nasıl bir tarih? İşte orada çok ciddi moral, evet, ahlaki problemlerimiz var. Hocam son sorum biraz tam da sizin çalıştığınız alanlarla ilgili. Malum günün bu teknolojiden bahsettik. Bir teknomilliyetçilik diye bir şey çıkmaya başladı. Bir de bizim bildiğimiz klasik ideolojik milliyetçilik var. Şimdi bu ikisi arasında bir fark görüyor musunuz? Teknomilliyetçilik derken... Yani bu tekno, özellikle tartışmalarda falan kendi teknolojisini üretmek, işte Çin'in yapmaya çalıştığı şey teknolojisini aktarmamak falan gibi. Yani milliyetçiliği teknolojik sahaya yaydılar. Hackerlar falan, savaşlar falan gibi bunlar. Tabii. Bunlar ideolojik milliyetçilikten bizim hani sokağa çıkıp bağırılan milliyetçilikten veya böyle zaman zaman romantizme... Romantizm ne? Milliyetçiliğin bir romantizm tarafı var mı? Her ideolojinin bir romantizm evet, tarafı var. Bu teknomilliyetçilikle romantizm nasıl telif edilecek? O mümkün değil. O mümkün değil. Yani romantizmin sonuna geldik. Hayal gücünün sonuna geldik. Hocam insan dediğimiz varlık bizatihi aşkın aşk var.
Romansın biterse insan da biter. İşte tehlike o ya yani zaten. İnsan da biter. Yani tarihin insansızlaşması. Ya tarih bizim tarihimiz. Bizim yapıp etmelerimiz. Biz altında kalıyoruz. Yani onun öznesi olabilecekken, o iddiayla ortaya çıkmışken giderek daha fazla nesnesi, giderek hiçbir şey olacağız galiba. Hocam su gibi aktı. Hakikaten birkaç bazı konu sizi soracağım yine birçok konular vardı ama kaldı. Daha entelektüel, hayat entelektüellikle ilgili sorularım vardı. Üniversiteye geçecektik falan. Vakitimiz bu kadara müsaade etti. Eyvallah. Çok hoş ve güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim Ender'in sohbetlerinde bu hafta Süleyman Seyfi Öğün hocamızı dinledik. Haftaya başka bir konu ve konukla birlikte olmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.